Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Hatay'dan sesleniyoruz. Yanımızda otomotiv sektöründe faaliyetlerini gösteren Oğuzhan Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Oğuzhan Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektördesiniz? Ben Oğuzhan Mutlu, 28 yaşındayım. Yaklaşık 18 yıldır, yani 10 yaşından beri, çocukluktan beri bu meslekteyim. Bu sektördeyiz. Çıraklıktan başlayan bir hikayeniz var aslında. Aynen öyle. Bu mesleği ben ta küçükten hani kendime bir aşk olarak gördüm. Ortaokula gidiyordum zamanında, 6. sınıfa gidiyordum. Sabah okula gidiyordum. Öğleden sonra koşarak sanayiye, arabaları görmeye, araçların motorlarını görmeye, merak ettiğim şeyleri gidermeye, bu mesleği nasıl yaparım, nasıl geliştirebilirim, nasıl daha iyi yerlere getirebilirim, bunu nasıl kendime bir altın bilezik yapabilirim. Hani ben şunu düşündüm, her şeyi illa okuyup böyle hani büyük hakim, savcı, kaymakam olmak değildir. Her işin, her mesleğin güzel yönleri olduğuna inanıyorum ben. Güzel yerlere getirebilmeli her meslek. Bunu, her mesleğin güzel yönlerini gelecek nesle aktarmalıyız, aksettirmeliyiz. Kesinlikle, ben de sizlere katılıyorum Oğuzhan Bey. Peki bu tam olarak buradaki faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz nelerdir, neler yapıyoruz? Şimdi buradaki faaliyetlerimiz nelerdir? Tamamen otomotiv sektörü olarak, mekanik aksam olarak biz çalışıyoruz. Mekanikçiyiz. Yani bunun içine motor revizyonu, motor yenileme, şanzıman revizyonu, alt takım, her türlü mekanik ve performans işleri, ekstra güç artış işlemleri yapıyoruz biz. Normal tamir bakımının yanı sıra. Ve yaptığımız her işte garanti veriyoruz. En sağlam şekilde yapıyoruz. Bir seferde yapmaya çalışıyoruz bir yaptığımız işi. Peki Oğuzhan Bey, ekstra güç işlemlerinden bahsettiniz. Ben biraz meraklandım. Cımbızla laflarınızdan oradan çektim. Nasıl yapılıyor bu? Ne işe yarıyor? Yani nasıl yapıyoruz bunu? Mesela aracın motoru 1.6. Müşterimiz daha yüksek bir performans istiyor. Daha hızlı gitmesini istiyor. Hani daha güçlü bir makine istiyor. Biz de bu 1.6 motoru 1.8 yapabiliyoruz. 1.7 yapabiliyoruz. 2000 motora kadar swaplama işlemi dediğimiz bir işlem var. Mesela 1.6 motoru söküyoruz, koyuyoruz. 2000 motor, 2.0 motor koyuyoruz. Ve bunun içini de ekstradan güçlendirebiliyoruz. Crank, bir el kolu, pistonlar olarak stroker yapıyoruz. Gücünü maksimum seviyeye çıkartıyoruz. Ardından yazılımcı arkadaşlarımız var. Bunu yazdırıyoruz. Yani bu işlem, mesela şöyle söyleyeyim, 120 beygirlik bir aracı hani 500'e kadar, hatta 1000 beygire kadar bu işin, modifiyenin sınırı yok. Yani talebe göre her türlü güçlendirilebiliyor. 1000 beygire kadar güçlendirilebiliyor. Ama genelde bizim gündelik kullanmak için tercih edilenler en fazla 500 beygire kadar. En ideal istenilen de 150 beygirle 200-250 beygir arasında. Hani müşterimizin tercihine göre biz bu güçlendirme, stroker işlemlerini, modifikasyon işlemlerini yapıyoruz. Aynı zamanda bunun yanı sıra işte farklı işler yapıyoruz. Elektrikli direksiyon kutu tamiri yapıyoruz. Garantili bir şekilde, güvenilir bir şekilde. Mesela şanzıman revizyonu, işte normalde herkes şanzımancıya gönderir, direksiyon kutusunu kutucuya gönderir. Hani sözde mekanikçidir ama sökerler, başka bir yerde yaptırır, kendisi sadece sök tak yapar. Ama biz bu işleri kendimiz, her şeyi kendimiz yapmak istiyoruz. Çünkü her noktasına varana kadar kendi emeğimizle olsun ve ona güvenerek müşterimize teslim edelim. Müşterimiz güvenle binsin aracına istiyoruz. Tekrar bu bir yaptığımız bir noktadan bir sorun yaşayıp da geri dönüş olmasını hiç sevmiyoruz. Bu bizi çok mutsuz ediyor. Bu yüzden bu şekilde çalışmayı tercih ediyoruz. Tüm çatınızın altında aslında araca dair ne varsa burada toplamışsınız. Aynen öyle. Sizler de işinizi profesyonel ilerliyorsunuz. Evet. Burada çalışanlarınız da aynı şekilde ilerlediğine, evet, inanıyorum. Aynı zamanda bu güçlendirme sayesinde yakıt tasarrufunun da olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle ben. Öyle. Büyük bir tasarrufa da giriyorlar. Hem de araçları daha, aynen, hızlı ve rahat kullanılabiliyor. Peki sizler burada parça değişikliği vesaire yaparken kullandığınız ürünlerden bahseder misiniz? Orijinal parçalar mı kullanılıyor? Kesinlikle öyle. Yan sanayi parçayı dükkanıma sokmam. Benim yedek parçacılarım da beni bu şekilde tanıdılar, bildiler, kabul ettiler. Kendileri de bilirler zaten. Herkese verdikleri parçayı bana göndermezler. Benim aldığım parçalar genelde özel siparişle gönderirler bana.
Şöyle söyleyeyim. Yani ben herkes hani parça olarak parçanın ismini söyleyerek alırlar. Ben şu parçanın şu markasını bana yollar mısın diye. Hani birebir orijinal parçalarla çalışırım. Çünkü yan sanayi imitasyon parçalarla bu iş olmuyor, dönmüyor, garanti verilmiyor. Daha sonrasında üzülüyoruz yani. O yüzden biz sağlam bir şekilde, garantili bir şekilde orijinal parçalarla çalışmayı tercih ediyoruz. Ve sadece mekanik de değil, bizde kaporta boya, kaporta boya bölümü de var. Pastacıyla, dış kozmetik ve bizle alakasız bir iş olsa dahi müşterimize diyoruz ki bir sıkıntınız olduğu zaman bizi arayın. Biz güvenilir ellere sizi bırakalım. Bu şekilde mutlu bir ilişkimiz var müşterilerimizle. Aslında her şeyi burada çatınız altında toplamışsınız ama yapamayacağınız aynen. Ya da yoğunluğu denk geldiği aynen zaman öyle. Da başka arkadaşlarınıza yönlendiriyorsunuz. Aslında müşterilerinize gerçekten bir aile bağı kurmuşsunuz. Onları aynen emin ellere teslim etmek evet istiyorsunuz. Peki buradaki çalışan sayımız kaçtır? Kaç kişiyle hizmet veriyoruz? Gördüğümüz kadarıyla bizim gayet yoğun bir çalışma evet ortamınız var. Evet, 8 çalışanımız var. Mekanik bölümünde 4 kişiyiz. Kaporta bölümünde 3 kişi. Boya bölümünde de var. Aslında boya bölümünde de ayrıyeten orada 7-8 kişi çalışıyor. Ekibimizle bir aileyiz, abi kardeşiz. Hani öyle aramızda sert bir ilişki yoktur. Gayet samimiyiz. Müşterilerimizle de o şekilde. Güzel bir aile kavramı var yani bizim işletmemizde. Peki Oğuzhan Bey, bizler duyduk ki size şehir dışından da bir sürü araç buraya getiriliyormuş. Evet. Peki sizlerin bu güzel hizmetinden yararlanabilmesi için izleyicilerimize iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Nereden ulaşabilirler size? Evet, yani internet ortamında herhangi bir sosyal medya hesabından ismimizi yazdıkları zaman kendi sayfalarımız var. Orada iletişim bilgilerimiz mevcut zaten. Her türlü bizimle iletişime geçebilirler. Peki son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Veyahut da vermek istediğiniz bir tavsiye? Müşterilerimize şöyle bir söz söylemek istiyorum. Yani kalite tesadüf değildir, bir yaşam biçimidir. Aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Yani aracınızdan olmak istemezsiniz, kondisyonunu düşürmek istemezsiniz. Eğer güvenilir bir el yoksa bizler buradayız, her zaman hizmet vermeye hazırız. Bizler başarılarınızın devamını diliyoruz burada ekibinizle birlikte. Verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, bir sonraki durağımızda da görüşmek üzere diyoruz, hoşça kalın.